Merhabalar Cemil Bey. Hayvan sigortaları eksperi olan ve Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanlığı yapan Cemil Şahin, insanların hayvanlardaki kanser hastalığından ve hayvan ameliyatlarından haberdar olmadığını belirtti. Aydın'ın Efeler ilçesinde veteriner hekimlik yapan Cemil Şahin, 2009 yılından beri saha çalışmalarını sürdürüyor. Veteriner sağlık alanının çok geniş olduğunu ve son dönemlerde özellikle bahar aylarında parazitten kaynaklı hastalıkların ortaya çıktığını ifade eden Şahin şunları söyledi. Şimdi şöyle çok genel bir cevap vereyim buna. Çok fazla sayıda hastalık görünüyor. Bir kere öncelikle hani burada bir bilgi eksikliğini gidermek lazım. Bazen insanlarımızla, vatandaşlarımızla da sohbet ederken işte hayvanlardaki kanser hastalıklarından falan bahsediyoruz. Aa, hayvanlarda kanser hastalığı mı var falan diyorlar. Ya da ne bileyim işte operasyonlardan bahsediyoruz, yapılan ameliyatlardan bahsediyoruz. Allah Allah ya, hayvanlarda da mı ameliyat oluyormuş falan. Bu bilgi kirliliğinin bir önüne geçmek lazım. İnsanlarda yapılan tüm işlemler artık tabii ki hayvanlarda da yapılıyor. Yani hem operasyon anlamında hem teşhis tedavi anlamında. Teçhizatlar, donanımlar zaten birebir aynı, fazlası vardır, eksiği yoktur. Yani veteriner sağlık alanı çok geniş bir alan. Dolayısıyla çok fazla sayıda da tabii hastalık teşhis edilebilir durumda şu anda. Hayvan kazalarına dikkat çeken ve kimsenin bilerek hayvan kazalarına sebebiyet vermeyeceğinin altını çizen veteriner hekim Şahin sözlerini şöyle sürdürdü. Şöyle yani artık tabii son dönemlerde biraz daha iyi bu. Neden? Çünkü işte basınımızın da vesilesiyle bizler de elimizden geldiğince bunun önemini anlatmaya çalışıyoruz. Ne yapmaları gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz birçok mecrada. Kazalar olabiliyor adı üstünde. Kaza. Hiç kimse bilerek bir hayvana çarpmaz. Bir kazaya sebebiyet vermez. Dolayısıyla bunlar olacaktır. Oluyor da. Bununla alakalı zaten yerel yönetimlerde çalışan meslektaşlarımız, veteriner hekimlerimiz, yardım sağlık personellerimiz, ekipler duyarlılar. Ellerinden geldiğince hızlı bir şekilde bölgeye intikal edip gerekli çalışmaları yapıyorlar. Bizim onlarla da zaten irtibatımız, koordinasyonumuz sürekli odamız vasıtasıyla da devam ediyor. Şahin, Aydın'da hayvanlara yönelik bakım çalışmalarında ve veteriner hekimlerin çok duyarlı olduğunu ancak yerel yönetimlerin bu konuda yetersiz kaynak sağladığını söyledi. Veteriner hekimlerimiz çok duyarlılar bu konuda. Ellerinden gelen desteği sağlıyorlar, yardımcı oluyorlar ama tabii genel anlamda özellikle sahipsiz hayvanlar noktasına bakıldığında bu tüm Türkiye'de bir problem. Yani çok ciddi anlamda bir kanayan yara, istenilen değeri görmediklerini biz düşünüyoruz. Yani yerel yönetimlerin de bu konuda çok ciddi anlamda kaynaklar ayırmadığını görüyoruz. Dolayısıyla buna üzülüyoruz. Bizim oralarda çalışan kısıtlı imkanlarla ellerinden geleni maksimum seviyede yapmaya çalışan veteriner hekim meslektaşlarımız var. Onların da çok ciddi gayretleriyle şu anda bir şeyler yürütülmeye çalışılıyor ama özellikle yerel yönetimlerin evcil hayvan rehabilitasyon merkezleri noktasında kat edecekleri çok fazla yol var. Çalışan veteriner hekim sayısında ciddi anlamda azlık var. Yardımcı sağlık personeli konusunda bunların istihdamı noktasında belediyelerimizin çok eksiklikleri var. Tüm Türkiye'de bu maalesef böyle. Bunların hızlı bir şekilde düzeltilmesini biz rica ediyoruz. Zaten sürekli de sizler vesilesiyle de bunu dile getiriyoruz biz. Hayvana yönelik şiddet ve istismarın yaygın bir şekilde görüldüğünü ve ceza yasasının yetersiz olduğunu dile getiren Şahin şunları söyledi. Ne düşüneyim? Bu hakikaten yaygın bir şekilde görülüyor. Tabii ceza kanununa eklendi biliyorsunuz. Bununla alakalı cezalar artırıldı ama asla yeterli değil. Yani çok caydırıcılığı yok hayvana şiddetin ve istismarın şu anda. Ciddi anlamda bir caydırıcılığından bahsetmek çok doğru olmaz. Önceki dönemlere göre bir tık daha iyi ama bu burada kalmamalı. Çok daha caydırıcı, yaptırımlara ağır olan cezalar ortaya konulması gerekiyor. Maalesef yani bu insanlık dışı, çok utanç verici, insanlığından insanın utandığı tablolarla karşılaşıyoruz. Maalesef yani ne söylesek az bununla alakalı. Burada da yine meclisimize, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne büyük görev düşüyor. Oradan çıkacak kanunlarla, netice itibariyle bunların cezaları belirleniyor. Bununla ilgili kapsamlı bir çalışma yapılması ve istismar ve şiddet suçlarının çok daha ağır bir şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz her zaman.